Evet, hoş geldiniz. Müzikli Marif Takvimi'nin bu bölümünde bir gün farkla Şubat ayını konu alıyoruz. Şubat ayı içerisinde maalesef ya bizim diğer programlarımız dolayısıyla ya da Turing'in programları dolayısıyla bir gün olamadı. Sağ olsun her problemi kolaylıkla çözdüğü gibi Bülent Bey 1 Mart'ta yapalım demiş. Biz de 1 Mart'a aktardık. Efendim biz bu programı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan sanatçı arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Sazlarıyla Taner Sayacıoğlu, Birol Yayla ve Salih Bilgin, sesleriyle de Aybüke Demir Okan ve Taha Aras bu akşamki programı tezyin edecekler. Programın nasıl bir program olduğunu hep baştan anlatıyorum ama anlatmayayım bu sefer. Zaten program ilerledikçe onun sadece bir müzik programı veya sadece bir popüler tarih sunumu olmadığını da göreceksiniz. İç içe geçmiş takvime, dünya takvimine kronolojik olarak baktığımızda bir takım olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlar siyasi olabilir, kültürel olabilir, sosyolojik olabilir. Birçok olayın ifade ettiği anlamın müziğimizde bir yansıması var mı diye araştırıyoruz. Bir bağ bulduğumuz zaman da hemen onun üstüne giderek ilgili bir eserle programı oluşturuyoruz. Şubat ayının dünya takviminden müziğe yansıyanlar alt başlığımızla. Hemen ilk konumuzla başlayalım. Şubat ayı içinde olup bitenler. 6 Şubat 1932'de Gazi Mustafa Kemal Balıkesir'de Zanos Paşa Camii'nde minberden hitap etmiş. Bu sayfamızın başlığı mesela din, politika, müzik olabilir. Bir başlık bulmak istersek illaki. 5 Şubat 1932'de ilk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii'nde okunmuş. İlk Türkçe hutbeyi okuyan da bir bestekarımız Hafız Saadettin Kaynak. Ama işte kıyafet devriminin sonucunda da papyon takarak, frakla okutmuşlar ilk Türkçe hutbeyi. Onun gazetedeki haberi, dün Süleymaniye Camii'nde ilk defa Türkçe hutbe okutuldu. Cami mahşeri bir manzara arz ediyordu. Hafız Saadettin Bey'in hiç Arapçasız okuduğu hutbe muazzam cemaati vecd içinde bıraktı diye de bir alt başlık ve haberin diğer kısmı. Yine Cumhuriyet Gazetesinden bir alıntı var burada. 1 Şubat 1935, gene Şubat ayı, Ayasofya müze olarak hizmete açıldı diyor. Yakın bir geçmişte de camiye tahvil edildi biliyorsunuz. Şimdi gelelim bir başka. 17 Şubat 1673'te Molière ölmüş. Şimdi Ayasofya'dan Molière'e geldik. Molière'i Türkiye, şu siyah-beyaz fotoğrafta gördüğünüz kişi sayesinde tanımıştı diyebiliriz. Musaipzade Celal. Onun çevirileriyle Molière Türkiye'de, Türk kültür hayatında tanınmış. Peki Musaipzade Celal kimin torunuydu? Bu temsili tablosunu gördünüz. Büyük bestekarımız Şakir Ağa'nın öz torunudur kendisi. Şakir Ağa da Ayasofya ile hemen bir bağlantı kuracağız. Orada okuduğu çok iyi bir mevlitan, hem de klasik Türk müziğinin en büyük bestekarlarından biri. Dede Efendi'nin de amansız rakibi. Sürekli onunla yarışma halindeler sarayda. Şakir Ağa'nın okuduğu mevlitlerde Ayasofya'da izdiham olurmuş. Şakir Ağa okuyacak dedikleri zaman saf tutacak yer kalmazmış. Ve öyle parlak, öyle güçlü bir sesi varmış ki o zamanlar tabii mikrofon falan yok. Caminin doğal akustiği içinde. Dinleyen cemaat arasında kendinden geçenler çılgınca hareketler yapar. Kendini yerden yere atmalar mı dersiniz, bağırmalar mı? Öyle yakıcı bir sese sahipmiş. Şimdi biz bu sayfa için Taha Aras'tan dinleyeceğiz.
Ayasofya'da okuduğu mevlitlerle insanları kendinden geçiren Şakir Ağa'nın Ferahnak makamındaki Yürük Semaisi. Eserin özelliği şu, klasik bir eser olmasına rağmen kendi döneminden çok ilerisinin de ufuklarını çizen bir eser olarak tavsif edilir. Bir dilbere dil düştü ki mahbubu dilimdir. Bir dilbere düştü ki efendim, İstanbul ve Beyaz Örtü bu sayfamızın başlığı. 11 Şubat 1936'da İstanbul'da öyle bir kar fırtınası olmuş ki binalar yıkılmış. Çoğu ahşap olan sivil mimari örnekleri. Çok sayıda bina yıkılmış. 120 sayılabilen, tespit edilebilen, resmi kayıtlara geçen 120 tane tekne irili ufaklı batmış ve un kapanı köprüsü parçalanmış. O zamanın bir gazetesi, kar fırtınası şehri alt üst etti. Unkapanı'ndaki Atatürk Köprüsü dediğimiz köprüde parçalanmış. Burayı bilen vardır mutlaka. Şehzadebaşı burası. Direkler arası diye bir tabir vardır ya, özellikle Ramazan yaklaşınca bir direkler arasıdır konuşulur. İşte meşhur direkler arası bu. Şu revakların sütunlarından dolayı, şimdi yok onlar. Direkler arası deniyor. O direkler arasının meşhur bir kurumu var. Naşit Tiyatrosu. Naşit Tiyatrosu 21 Ocak 1938'de tarihine bir perde çekmiş ve orayı kiralayan bir tüccar orayı sünger deposu haline getirmiş.
Bu da şarkı bestekarlarımızın en büyüklerinden Şevki Bey. Hacı Arif Bey'in talebesi ve onun zirvesini temsil ettiği şarkı bestekarlığının hemen kendisinden sonra anılan bestekar. O hanım da direkler arası eğlence dünyasının meşhur bir yıldızı, o dönemlerde çok ünlü. Şevki Bey direkler arasından çıkmazmış. Çünkü o hanımın çıktığı sahneleri iflahsız bir takipçisi. Çünkü ona platonik bir aşk duyuyor. Perus, meşhur Perus. Gösteri tarihimize girmiş Perus Hanım. Birçok şarkısını da ona ithafen besteledi. O aşk sonucunda beslediği bilinir. Mesela Severim Canı Gönülden Seni Tersa Çiçeğim diye bir şarkısı vardır. Tersa Hristiyan demek. Yani onu bir Hristiyan çiçeğine benzetiyor. Büyük bir aşktır o yaşadıkları. Oradan çıkmazmış. Şimdi başta kış dedik. İstanbul'u kasıp kavuran bir kıştan bahsettik. Sonra direkler arası Naşit Tiyatrosu'nun kapanması dedik. Oralarda sahneye çıkmış birine o civardan, aşktan dolayı ayrılmayan Şevki Bey dedik. O zaman Şevki Bey'in kışla ilgili bir şarkısını bulmak lazımdı. Allah'tan bestelemiş. Kış geldi, firak açmadadır sineme yare. Yani kış geldi, zaten ayrıydım sevgiliden diyor. Ayrıca o ayrılık kalbimde yaralar açmaya devam etti diyor. Bu şarkıyı da Aybige Demirokan'dan dinleyeceğiz. Thank you.
sayfamızın başlığı. Şubat ayı neredeyse bütün bu gökyüzüyle ilgili araştırmaların, bilimin kilitli kavşak noktası olmuş bir ay tarihten bu yana. Onu gördük araştırırken. 20 Şubat 1473'te epey eski bir tarih, 600 sene önce modern gökbilimin kurucusu Kopernik dünyaya gelmiş. Burada temsili bir çizimini görüyorsunuz. Dünyaya gelmiş Şubat ayında 1473'te. Galileo Galilei, o da biliyorsunuz bir gökbilimci, 15 Şubat 1564'te dünyaya gelmiş. Gene aynı kişi, gene bir Şubat ayı, 1633 senesinin 13 Şubat'ında Engizisyon'da yargılanmak üzere Roma'ya getirilmiş. Bu da o yargılanmanın temsili çizimi. 1 Şubat 1958'de Amerika Birleşik Devletleri uzaya ilk uydusunu fırlatmış. Bu da o ilk uydunun bir görüntüsü. 3 Şubat 1966'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, o zamanki adıyla Luna 9 ismini verdikleri uydu Ay'a inmiş ve televizyon görüntüleri yollamış dünyaya. 7 Şubat 1984'te Amerika Birleşik Devletleri'nden Bruce McCandless uzayda ilk serbest yürüyüşü gerçekleştirmiş. Tarihte ilk defa. 13 Şubat 1995'te ilk Türk füzesi Konya Karapınar füze üssünden başarıyla fırlatılmış. 1995, çok yakın bir tarih. 13 Şubat 1997'de uzay mekiği Discovery'nin astronotları Hubble teleskobunu tamire başlamışlar. Bir arıza yapmış uzayda. İşte o tamir sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Yine Şubat ayı, hemen bu Şubat. 2024'ün 9 Şubat'ı ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı avdet etmiş dünyaya. Birkaç kere ertelenmişti biliyorsunuz, seyahat uzadı o yüzden. Şimdi bu ne alaka diyeceğiniz başka bir şey. Hani o ilk Türkçe hutbeyi okudu dedik ya, Hafız Saadettin Kaynak, Türk müziğinin büyük bestekarlarından biri. 3 Şubat 1961'de kendisini kaybetmişiz. Yani o vefat edene kadar hali hayatında uzayla ilgili neler düşündü bilmiyoruz ama bir şarkı bestelemiş, çok ilginç. Diyor ki sevgilisine, gel göklere yükselelim, gel de seninle diyor. Bu şarkıyı uydurduk bu gök bilimi olaylarına da. Tabii ki büyük bir ihtimalle astronomiyi falan düşünerek bestelemedi ama yani aşktan havalanmak, uçmak gibi bir şey. Ama konuyla çok üst üste örtüştüğü için bu şarkıyı da şimdi Taha Aras, kıymetli sazendilerimiz eşliğinde seslendirecek. Gel göklere yükselelim.
7 Şubat 1924'te henüz Cumhuriyetimiz 1 yaşında Nezihe Muhittin Hanım başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kurulmuş. Bu sayfada Türkiye'de, Türk kültüründe kadın haberleri. 6 Şubat 1935'te de yine o Türk Kadınlar Birliği'nin kurucusu olan Nezihe Muhittin Hanım ve Şaziye Berrin Hanımlar milletvekili adayı olmuşlar. Petrol Ofisi biliyorsunuz Türkiye'de ilk kadın genel müdür Petrol Ofisi'ne atanmış ve Şeyda Odyakmaz Petrol Ofisi'nin genel müdürü olmuş. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk kadın genel müdürdür. O zamanın hayat mecmuasında kendisiyle ilgili çıkmış. 1973 yılının hayat mecmuası bu. Öteki sayfalarda da gene Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadın incelenmiş. Önemli görevlerde olan kadınlarımız haber yapılmış. 1 Şubat 1981'de de ilk kadın rektörümüz Ayşe Saffet Alpar'ı kaybetmişiz. İlk kadın rektörümüz de Ayşe Saffet Hanım. 21 Şubat 1950'de de bu önemli müzisyenimiz, kadın bestekarımız Faize Ergin'i kaybetmişiz. Faize Ergin, Refik Fersan diye bir bestekarımız vardır meşhur. Tamburi ve büyük bir bestekar. Onun eşi Fahire Fersan vardır. O da kemençe sanatkarı. Tamburi Cemil Bey'in talebesidir. Karı koca ikisi de. Faize Hanım, Fahire Fersan'ın ablası. Tamburi, o da Tamburi Cemil Bey'in talebesi. Başmabeyinci Tevfik Bey'in kızları. Abdülhamid'in başmabeyincisi. Yani çocuklarına musiki öğrensinler diye döneminin en üstün müzisyeni olan Tamburi Cemil Bey'den ders aldırmış. Ama sonra günün birinde devran dönüp her şey değişince meslekleri olmak zorunda kalmış. Öğrendikleri, zevk için öğrendikleri sanat. Faize Hanım da tamburi olarak ve bestekar olarak önemli bir yere sahiptir. Şimdi onun çok güzel şarkılarından bir tanesini Aybüke Demir Okan, bir başka hanım sanatçı seslendirecek. Kime halim diyeyim, kime feryat edeyim? Thank you.
Ben şimdi Osmanlı hanedanı ve sanat var. En başta da hanedanla aynı taşıyan ama alakası olmayan Osman Hamdi Bey var. 24 Şubat 1910 tarihinde kaybetmişiz Osman Hamdi Bey'i. Türk resim sanatının büyük ustası. 27 Şubat 1863'te ise Türkiye'de ilk resim sergisi açılmış. Sultan Abdülaziz'in himayesinde, Sultan Ahmet'te At Meydanı'nda ilk resim sergisi Sultan Abdülaziz'in himayesinde açılmış. Yine Sultan Abdülaziz'e döneyim. 8 Şubat 1830'da Sultan Abdülaziz dünyaya gelmiş. Doğum tarihi de, yani ilk resim sergisinin açılmasına medar olan, onun gösterdiği himayeyle açılmış çünkü. Bu şahıs da Sultan Abdülaziz'in en küçük şehzadesi, Seyfettin Efendi. Seyfettin Efendi büyük bir bestekar. Hani Osmanlı Hanedanı içinden yetişmiş bestekarların en büyüğü 3. Selim'dir, amenna. Ama son 10 yıl diyebiliriz zarfında ortaya çıkan eserleriyle çok çok büyük bir bestekar oldu, ortaya çıktı. Şehzade Seyfettin Efendi'nin birkaç parça eseri çok bilinirdi. Çünkü öteki eserlerin nerede olduğu belli değildi. Sonra kendi torunlarından, soyundan gelen insanlar da 2-3 tane valiz, Nis'te yaşayan torunları, böyle notalar dolu içi, hepsi kendi el yazması olmak üzere ortaya çıktı yani. Atılmamış Allah'tan. Onların hepsi artık elimizde. Önümüzdeki 24 Mart değil mi bizim konserin tarihi arkadaşlar? 24 Mart konserimizde de o bavuldan çıkan eserlerden bir tanesini saz sanatçısı arkadaşlarımız koromuzun konserinde seslendirecekler. Şederaban saz semaisini. Vakti olanları bekleriz. Buradan niye Şehzade Efendi, Seyfettin Efendi'ye geldik? Bu da eski bir kartpostalda, fotoğrafta. Eski bir mahya. 9 Şubat 1588'de, 1588 bayağı eski, cami minarelerinde kandille yazılar yazılmaya başlandı. Mahya dediğimiz sanat. Bu mahyanın yanında Şehzade Seyfettin Efendi'nin esbab-ı mucibesi de şu, Türk mahya sanatının en büyük ustalarından biri Şehzade Seyfettin Efendi. Aslında böyle çok hareketli bir vücuda da sahip değil. Başka fotoğraflarını gördüm. Çok şişman kendisi. Bir de şimdiki gibi böyle düğmeye bas, elektrikle yak değil. O karşıdan karşıya, şerefeden şerefeye milimetrik yağ kandilleri yakılarak, çekilerek yazı oluşturuluyor. Karşıdan karşıya makara sistemiyle. Ve o şerefelere tırmanır, bizzat kendisi o mahyaları yaparmış. Bestekarlığının yanı sıra bir de mahya ustası. Birçok kaynakta, notalarda da görürüz biz arkadaşlarımızla. Seyfettin Osmanoğlu diye yazar. Hani hanedandaki soyadı kanundan sonra birçok insan Osmanoğlu soyadını aldığı için. Ama Şehzade Seyfettin Efendi'nin Osmanoğlu diye bir soyadı olmasına imkan ve ihtimal yok. Çünkü soyadı kanundan önce vefat etmişti zaten yurt dışında. Onun için Şehzade Seyfettin Efendi demek lazım. Osmanoğlu şeyi yanlış bir bilgi. Şimdi babasından da bahsettiğimiz için Şehzade Seyfettin Efendi'den bir şey dinletmeyeceğiz. Onu 24 Mart Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserimize bekliyoruz sizleri. Şimdi babasından, babası da önemli bir bestekar Sultan Abdülaziz. Onun ismiyle müsemma, yani adıyla çok özdeşleşmiş bir sirtosu vardır, Hicaz Sirto. Melodileri duyunca aşina gelecektir. Saz sanatkar arkadaşlarımız bize bu güzel sirtoyu icra edecekler. Thank you.
Efendim, Meclis-i Mebusan'ın bir fotoğrafı. Meclis-i Mebusan Caddesi var. Fındıklı, Salı Pazarı civarı biliyorsunuz. Şimdi Güzel Sanatlar Üniversitesi var ya, Mimar Sinan. O bina Osmanlı Parlamentosu'nun binası. Meclis-i Mebusan orası. 18 Şubat 1878'de Sultan Abdülhamit, 2. Abdülhamit yani, Meclis-i Mebusan'ı kapatıp meşrutiyete son vermiş ve tek egemen olarak devleti yönetmeye başlamış. İpleri tamamen eline alıp Osmanlı'nın artık dağılmaya yüz tuttuğu dönemler çok çileli, sancılı dönemler malumunuz. Gene Meclis-i Mebusan'dan bir görüntü, sonradan renklendirilmiş bir fotoğraf. Sultan Abdülhamit'in de şehzadelik dönemine ait bir fotoğrafı. Şehzadelik dönemine ait fotoğraf kullandım. Bu eylemleri tabii padişahlığı zamanda ama ben bu fotoğrafı çok seviyorum. Onun için bunu tercih ettim. Çok güzel bir kompozisyonu var. Bu sayfamızın adı bu arada Jön Türkler. Yine aynı fotoğraf. 4 Şubat 1902'de de Paris'te 1. Jön Türk Kongresi yapılmış. Bu Prens Sabahattin, Jön Türklerin kurucu babalarından. Bu da Ahmet Rıza Bey. 26 Şubat 1930'da vefat etmiş. Jön Türklerin en önde gelenlerinden biridir Ahmet Rıza Bey. Şinasi biliyorsunuz, ünlü Türk edebiyatçısı. O da bir Jön Türk'tür. Onun Şair Evlenmesi adlı eseri, 6 Şubat 1968'de ilk televizyon oyunu olarak canlı yayınlanmış. Yani tiyatro sahnesinde oynar gibi oynamışlar, televizyondan 1968'de yayınlamışlar. Diğer iki Jön Türk, Namık Kemal malum. Bu da Manyasizade Refik Bey. Türk hukuk tarihine geçmiş büyük bir isimdir. Hatta dünya hukuk tarihine geçmiştir. Niye? Bir önceki sayfada adını zikrettiğimiz Sultan Abdülaziz'in bir ihtilal sonucunda Hüseyin Avni Paşa ve ekibinin aslında gerisinde Mithat Paşa olduğu da söylenir. O darbeyle devrilip katledilmesinden sonra dünyanın da yakından takip ettiği Yıldız Mahkemeleri kurulmuştur malum. O Yıldız Mahkemelerini Avrupa basını da takip etmiştir gelip günü gününe. Orada Cunta'nın yani darbeyi yapanların avukatıdır Manyasizade Refik Bey. Refik Bey şeyi de yetiştiren adamdır, İzak Varon'u. İzak Varon meşhur Musevi bestekarımız. Onun avukatlık bürosunda katiptir. Hukuk öğrenimi görmüş, yarım kalmış. Ama onun yanında bir hukukçu kadar büyük bir bilgiye, musiki açısından da çok faydalanmış kendisinden. Ama bestekarlıkta hocasını geçmiştir İzak Varon. Manyasizade Refik Bey'in eserleri var. Onlardan birini örnekleyeceğiz bu Jön Türk sayfasında şimdi. Bir Jön Türk'ün şarkısını dinleyeceksiniz. Ve şarkının sözleri de başka bir Jön Türk'e ait. Namık Kemal'e ait. Zevkin neyse söyle, hicab eyleme benden. Benden utanma, ne istersen söyle diyor. Şimdi bu şarkıyı Taha Aras, kıymetli sazendilerimiz eşliğinde seslendirecek. Thank you.
Bu sayfamızın başlığı müzikte açılımlar ama gene tabii siyasetle çok iç içe, siyasi hayatımızla ve Osmanlı dönemiyle. 12 Şubat 1856'da Donizetti Paşa vefat etmiş. Donizetti Paşa kim? Türkiye'deki Avrupa kaynaklı müziğin kurucu babası. Dede Efendi'nin hayatta olduğu bir dönem, Sultan II. Mahmut dönemi, 1846 yenilikleri, işte Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması filan, büyük dönüşümler, değişimler, kıyafet inkılabı, yeni bir ordunun kurulması ve o arada da Sultan Mahmut devletin ideolojik olarak arkasında duracağı müziği Avrupa, yani batılılaşma cereyanları malumunuz. Ve bunu kim kuracak? İtalya'dan Giuseppe Donizetti'yi getiriyor. Paşalık unvanı veriliyor kendisine ve sarayda artık o iş temelleniyor. Onun vefat ettiği tarih 12 Şubat 1856. Mezarı da Türkiye'de, İstanbul'da.
Fransız Kız Lisesi'ni biliyorsunuz, Radyevi'nin karşısında Harbiye'de. Notre Dame de Sion diye geçer. Onun içerisinde bir kilise var. Onun temel tarafında mezarı orada bulunuyor. Donizetti Paşa'nın. Tanır mısınız Bülent Bey? Evet. Selefiniz. Evet, kurucu babanız. Reşit Saffet Atabinen 5 Şubat 1858'de dünyaya geldi. Yani o dönemin adamları çok enteresan. Bu Tanzimat eğitiminin ürettiği insanlar. Aynı zamanda bir müzisyen, Müzikai Humayun'dan yetişme. Yani Donizetti'nin kurduğu kurumdan yetişen ilk Türk orkestra şeflerindendir. Yani bir senfoni orkestrasını yöneten şeflerden birisidir. Flütisttir. Ve Lozan heyetinde de, Lozan Antlaşması'nın imzalanması sırasında heyetin içindeki isimlerden biridir. Turing deyince otomobil, bu da Lozan heyeti içinde herhalde vardır. Net, en sol başta değil mi? Aha, şurada evet, ellerini kavuşturmuş. Bu Doktor Rıza Nur, İsmet İnönü. Başka tanıdık kim var? Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı. Evet. Yani hepsi tabii bilinen isimler de şimdi tek tek saymaya gerek yok. 9 Şubat 1993'te rallici Renç Koçi Bey trafik kazasında vefat etmiş. Yani trafik ustalık filan affetmiyor malumunuz. Şimdi gene başa doğru bir atıfta bulunacağız. Donizetti'nin kurduğu o kurumsal yapıdan yetişen biri, 28 Şubat 1958'de kaybettiğimiz Osman Zeki Üngör, İstiklal Marşımızın da, bugün kullandığımız marşın bestekarı, Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti tabelasının önünde Ankara'da. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefiydi çünkü. Hani dedik ya, müzikte açılımlar, işte ondan gene bir şey. 5 Şubat 1932'de ilk Türk tangosu Mazi Kalbim'de Yaradır, bu hanım tarafından plağa okunmuş ilk kez. Seyyan Hanım, Seyyan Oskay meşhur. Süreyya İlmen Paşa, hani Süreyya Operası var ya Kadıköy'de. Onu yapan Süreyya Paşa. Bir de Süreyya Paşa semti var. Orada eskiden bu sahil yolu yapılmadan böyle bir kaideli, dört sütun üstünde böyle konik bir çatısı olan bir şey. Şimdi karada kaldı o. Süreyya Plajı denir işte bunun ismine hitaben. Büyük hayırsever, varlıklı birisi. Cumhuriyet döneminde de çok büyük böyle kültürel yatırımlar, sanatsal yatırımlar yapmış olan Süreyya İlmen Paşa 6 Şubat 1955'te vefat etmiş. Tekrar Osmanlı'ya doğru gittik. Jön Türk Sad, işte o değişim dönemleri. 12 Şubat 1859'da Mektebi Mülkiye-i Şahane. Sayın Valim, oradan mıydınız siz de? Oradan mevzu. Sizin okul güzel oldu. Sadrazam Ali Paşa, üstte resmini gördünüz. Ve hükümet üyelerinin katılımıyla açıldı. Mülkiye'nin, yani şimdiki adı Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara'daki olan. Önce İstanbul'daydı tabii kuruluş itibarıyla. Sonra Ankara'ya taşındı Cumhuriyet'le beraber. İçinden geçirilen her dönemde isim değiştirdi. En son Siyasal Bilgiler Okulu'ydu, Siyasal Bilgiler Fakültesi oldu en son olarak. Ali Paşa, yani Türkiye'deki dönüşümlerin, büyük dönüşümlerin mimarlarından biridir. Onun ve hükümet üyelerinin katılımıyla açıldı. 1859 zannediyorum Sultan Abdülmecit dönemi olsa gerek. Abdülmecit olması lazım, evet. Bu solda gördüğünüz kişi Mülkiye mezunu. Mülki idarecilerimizden biri, kaymakamlık, vali yardımcılığı. Valilikten emin değilim. Herhalde çok genç yaşta öldü. Vali yardımcısıken ölmüş olabilir. Ve çok önemli bir şairimiz Ömer Bedrettin Uşaklı. Adeta Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl ikilisi gibi
Sağda gördüğünüz Kaptanzade Ali Rıza Bey'e çok şiir vermiş. Çok yakın arkadaşlar. Onun şiirlerini hep Kaptanzade bestelemiş. 23 Şubat 1946'da Ömer Bedrettin Uşaklı'yı kaybetmişiz. 16 Şubat 1934'te de Kaptanzade ölmüş. Mülkiye'den Mülkeli'ye geldik. Onun arkadaşı, şiirlerini besteleyen Kaptanzade Ali Rıza Bey. Hani yıldızların altında filan diye meşhur şarkılar vardır. İşte kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Evet. Yani hepsini sayar vallahi Bülent Bey. Benim aklıma gelmedi. Vallahi bravo size. Bu sayfanın eseri olarak da tango formunda bestelendi. İşte müzikte yeni açılımlar da vardı o sıralarda. Bir de ilginç bir şey geldi aklıma şimdi. Kaptanzade'nin öldüğü yer İstanbullu. Kaptanzade denmesinin sebebi de Mecidiye kruvazörü vardır. Donanma tarihimizin ünlü gemisi, savaş gemisi. Onun süvarisi babası. Onun için Kaptanzade deniliyor kendisine. Fakat ölüm yeri Edremit. Edremit'te bir turneye gidince sahnede vefat etmiş. Edremit'te yani niye Edremit filan diye böyle bir merak sonucu bir araştırdım. O sırada Ömer Bedrettin Edremit kaymakamı. Kesin o çağırdı onu oraya. Yani arkadaşlar ya olabilir diye böyle bir bağ kurdum kendimce. Şimdi Ömer Bedrettin'in yazdığı meşhur Denizde Akşam şiirinin Kaptanzade tarafından bestelenmiş şeklini tango, ilk tangolarımızdandır aynı zamanda dinleyeceğiz. Evet.
19 Şubat 1915'te Gelibolu muharebeleri başlamış. Aynı gün İtilaf Devletleri'nin Çanakkale'ye denizden yaptığı saldırı başarıyla püskürtülmüş lehimize olarak. O saldırıya geçen Anzaklardan bir görüntüydü bu fotoğraf. Bu da Türk subaylarından oluşan bir döneme ait fotoğraf. Meşhur Enveriye başlıklarıyla başlarındaki. 20 Şubat 1962'de de bestekarımız İsmail Hakkı Nebiloğlu'yu kaybetmişiz. Çanakkale ile bir bağlantısı var. Siyah gözlüklerinden belki tahmin edebileceğiniz gibi gözleri görmüyor. Doğuştan görmez değil. Çanakkale Savaşı'na katılmış bir asker. Orada yanı başına düşen bir bombanın şarapnel parçaları gözüne isabet ettiği için ama kalmış. Ömrünün sonrası, 1915 sonrası yıllarını, 45 seneden fazla herhalde, değil mi? 15, 62'de öldüğüne göre görmez olarak geçirmiş. Şimdi onun bir dönemler çok meşhur olmuş. Ya ben çocukluğumda mesela böyle yeme içme mekanlarının arka bahçelerine bakardı evimizin arka bahçesi. Sınır komşusuyduk. Böyle acı zeytinyağı, kızartma, anason kokuları arasında plaklardan şu şarkıyı çok dinlediğimi hatırlıyorum. Yani o zamanlar yani Bafra gibi yerde halk eğlenirken, yemek yerken bu şarkıları dinliyorlarmış. Onu hatırlıyorum şimdi. O zaman anlamıyorduk tabii. Beklerim bu sahillerde sözleriyle başlayan şarkıyı Aybüke Demirokan seslendirecek. Oh!
yazdı tabii. Değil mi? Son sayfa onun için müjde verebilirim sıkılanlara. Son sayfamız da hapşurmayla ilgili. Çok ilginç. 16 Şubat 600 senesinde. Sadece 600, 1600 falan değil. 16 Şubat 600 senesinde Papa 1. Gregory hapşuran kişiye Tanrı seni kutsasın denilebileceğine karar vermiş. Bunu yazılı olarak ahaliye duyurmuşlar. Yani izinle tabii ki cevaz vermiş ona Papa. Tanrı seni kutsasın. Filmlerde olur ya. Denilebileceğine karar vermiş. Tabii her kültürde bir şey var. Bizde de hapşırana çok yaşa yaygınlıkla kullanılır. Elhamdülillah denir. Böyle şeyler vardır. Bizim 10 Şubat 1947'de kaybettiğimiz Muhlis Sabahattin Bey'imiz vardır. Müzikte açılımlar dedik ya bir iki sayfa önce. O açılımlardan en kişilikli birisini gerçekleştiren meşhur bir bestekarımız Muhlis Sabahattin Ezgi. Türk operet tarihinin büyük isimlerinden. Bu da şimdi dinleyeceğiniz şarkı da Çok Yaşa Sen Ayşe. Hapşurdu da mı öyle söyledi bilmiyoruz onu. Ama buraya uygun düştü. Meşhur Ayşe Opereti vardır. Ayşe Opereti'nin baş şarkısı budur. İlginç. Gene bir ol. Bir Alacakaranlık kuşağı daha şu anda yaşıyorum. Şundan dolayı o Ayşe rolünü kendi kızı oynamıştı. Çok genç yaşta teverrüm edip yani veremden ölen Ferdi Tayfur'un karısı olan. Ama bildiğiniz Ferdi Tayfur değil. Asıl Ferdi Tayfur eski. Şimdiki müzik sanatçısı Ferdi Tayfur başka bir isim var. O ismi kullanıyor. Ferdi Tayfur'un karısı. Ünlü seslendirmeci, tiyatrocu Ferdi Tayfur'un karısıydı. Melek Kobra. Genç arkadaşlar mesela Gökhan Akçura Melek Kobra'nın hayatı diye belgelere dayanan, günlüklerine dayanan bir kitap hazırlamıştı. Bulabilirsiniz. Yeni baskısı yok ama orada çok harika, elinizden bırakamayacağınız bir kitap okumuş olursunuz. Kızı okumuştu. Bugün sanki burada bahsedeceğimiz gibi dün 3 tane fotoğrafı geçti elime Melek Kobra'nın. Evet, yani hiç bu çıkmaz hiçbir yerden, bunca yıldır görmedim. 3 tane fotoğrafı geldi dün. Bugün de burada andık kendisini. Muhlis Sabahattin'in kızı. Bir de ünlü bir kadın bestekarımız var. Neveser Kökteş. Kız kardeşi Muhlis Sabahattin'in o da. O da çok önemli. En başta gelen kadın bestekarlarımızdan biridir. Şimdi Ayşe Opereti'nin Prima şarkısını iki solist arkadaşımız, değerli saz sanatçısı arkadaşlarımız eşliğinde okuyacaklar. Çok yaşa,
oynasın vur, oynasın çal, oynasın bu hayat böyle geçer. Hey, bu hayat böyle geçer. Bu hayat böyle geçer. Hey, bu hayat böyle geçer.